olarak az önce sıcak sıcak onu sorayım. Kemal Kılıçdaroğlu bir tweet attı. Biz sadece halk için biraz ayağa kalkarız dedi. Bugün de siz Cumhurbaşkanı Genel Kurul'a geldiğinde grup olarak ayağa kalktınız. Bu açıklama için ne söylersiniz? Şimdi genelde bu açıklamanın cevap verecek bir kısmı var. Onun yeri bu yüce çatı değil. Parti içi bir mesele. Buna cevap vermem ama cevap verecek bir kısmı var. Onu belki bir gün vadeli alabilirsiniz. Yani. Katıldığım tarafı şu, Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten sadece halk için ayağa kalkar. 31 Mart seçimlerinden sonra, geçmişte şöyle bir baktığınızda bir yerel seçimden sonra ilk miting ne zaman yapılmıştı? Yıllarca mitingler yapılmazken emekliler için ayağa kalktık biz Ankara'da. Emekçiler için ayağa kalktık Gevzede. Tarımdaki sorunları duyduk. Rize'de çay üreticileri için ayağa kalktık. Gaziantep'te fıstık üreticileri için, Ayvalık'ta buğday üreticileri için, fındık üreticileri için Giresun'da ayağa kalktık. Manisa'da tarımın bütün sorunları için ayağa kalktık. Atanmayan öğretmenler için ayağa kalktık. Yani biz aslında halk için neredeyse yerel seçim zaferinden sonra, başarısından sonra hiç oturmadık. Ben 5 Kasım sürecine giderken de, bugüne gelirken de çizgimizde bir milim sapma yok. Dün böyle dediğimizi ertesi gün başka türlü yapmıyoruz. Ben kuvvetli dış ilişkiler dedim. 10 ayda 11 dış temasım oldu. Neler getiriyor, neler konuşuluyor görüyorsunuz. Ve ben normalleşme kelimesi bana yok. Birileri yumuşama diyordu bir ara. Ne oldu? Yumuşama diyen var mı? Bugün Sayın Bahçeli'nin demle normalleşmesini herkes gördü mü? Türkiye'nin buna ihtiyacı var mı yok? O yüzden biz ne dediğimizi de ne yaptığımızı da biliyoruz. Millet de bunu takdir etti. 47 yıl sonra bizi birinci parti yaptı. Millet bunu takdir etti. Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 22 yıllık süreçte ilk kez önüne geçirdi. Öyle böyle önüne geçirmedi. Türkiye nüfusunun %65'ini, ekonomisinin %80'ini temsil eden alanlarda Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanlığı var. Ne yaptığımızı biliyoruz ve inanılmaz derecede toplumsal karşılığı var. Olmasa bu grup böyle arkamızda olur mu? Bugünkü gibi olur mu? Kolay bir şey mi yapıyoruz? O yüzden içim çok rahat ama bahsettiğiniz tweet'in cevap verilmesi gereken diğer kısmına benim burada yanıt vermem parti terbiyeme uymaz. O yüzden o sonraya kalsın. Efendim Sayın Bahçeli şimdi bir İsrail'in geçen sene Kasım ayından beri bir devlet terörü yaptığını her zaman söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz. Dünyanın her yerinde, başta ikinci başkanı olduğum Sosyalist Enternasyonal olmak üzere dünyanın her yerinde bu meseleyi dikkate sunuyorum ve Filistin için destek istiyorum. Görülüyor ki İsrail devleti geçen sene Hamas'ın 7 Kasım'da yaptığı saldırıları, 7 Ekim'de yaptığı saldırıları araçsallaştırarak, ki o saldırılar terör saldırılarıydı, sivillere yönelikti, geceleyindi, ama belli ki İsrail o saldırıları ya bekliyormuş ya biliyormuş. Böyle güçlü istihbaratı olan bir ülke nasıl fark etmedi diyorduk. Bu kadar güçlü hava savunması olan bir ülke nasıl avlandı diyorduk. Demek ki fark etmeyesi varmış ve aslında kuvvetli bir bahane arıyormuş kendisi. Ve yaptığı iş, soykırıma varan işler, çocukların katli, kadınların katli, hepsini bir kez daha lanetliyorum. Ama esas niyetin Gazze olmadığı, Batı Şeria'da yaptıkları, İsrail'deki Filistin nüfusuna, 4 milyon Filistinli yaşıyor İsrail'de. İkinci sınıf vatandaş olarak, askere almıyorlar, terbiye ettirmiyorlar. Onlara yaptıkları ve devamında yaptıkları görülüyor ki, İsrail, Amerika'daki seçimlerin de, seçim sürecinin de kendisine yaratacağı taktik anla üstünlüğü de fırsat bilerek, bunu fırsata çevirerek,
Amerika'daki Yahudi cemaatinin oyları Amerika'nın İsrail'e dur demesini engelleyecek bir süreç yaşanıyor. Bunu araçsallaşarak fırsat bilerek ve en önemlisi de yan hasarları, bu lateral demaj dedikleri, yani bir tane Hizbullah militanını öldürmek için bir apartman sivili feda edecek kadar gözü dönmüş. Yan hasarı asla düşünmüyor. Ve bu öyle bir noktaya geldi ki Orta Doğu'daki bütün denklemi değiştirmek üzere her şeyi göze almış durumda. Buna karşı uluslararası toplumun harekete geçmesi gerekiyor. Bugün Erdoğan'ın İsrail er ya da geç durdurulacak. Geçi kalmadı bunun. İsrail durdurulmazsa ne olduğu ortada. Yani öyle geç durdurmak yok. Bir an önce durdurulması için bütün dünyanın harekete geçmesi, Erdoğan'ın da bugüne kadar yaptıklarının fazlasını yapması lazım. Örneğin İsrail'le yapılan geçmişteki anlaşma, sonra Nisan'a kadar sürdürülen ticaret falan. Ne vahim hatalar. Ama bugünkü konuşmasında söylediklerine o kapsamda diyecek bir şeyim yok. Ama Nisan'a kadar ticarete göz yuman ve üstüne, yani durumun vehametini Erdoğan pek çoğumuzdan geç kavradı. Bundan sonra grup başkan vekillerimiz değerlendiriyor. Ülkenin cumhurbaşkanı çıkıp da meclisin kürsüsünde İsrail Türkiye'ye saldıracak diyorsa bir kapalı oturma acilen ihtiyaç var. Gelecekler ve bu meclisi bilgilendirecekler. Biz de soracağız, biz de söyleyeceğiz. Bunun tutanakların 10 yıl açıklanamayacağı bir kapalı oturuma muhtaç olduğu konusu açık. Bu konuyu arkadaşlarımız çalışacaklar, gerekli temasları yapacaklar. Şöyle bir emrivaki yapmayız yani. Şu güne çağırıyoruz, gelin yapın kapı diyoruz. Ama yürütmenin, ben meclis başkanımızdan bu konuda arkadaşlarımızın bir randevu talep etmesini rica edeceğim. Yani ülkenin cumhurbaşkanı diyorsa ki İsrail yakında bize saldıracak. Ne duruyoruz meclisi bilgilendirmek için? Milletin meşru, en meşru temsil organı burası. Bu çatının altında bu laf bu kadarla bırakılamaz. Tehdide böyle bir tehdit öngörüyor musun? Şimdi ülkenin ana muhalefet lideri Erdoğan'ın meclis kürsüsünde kurduğu cümle kadar rahat cümleler kurmamalı, kurmayacak. Ama bir kapalı oturumda Erdoğan dilinin altındaki baklayı çıkaracak. Benim elimde istihbarat örgütüm yok. Yerli yabancı istihbarat derlemiyor. Bana raporlanmıyor. Benim elimde askeri istihbarat yok. Benim elimde çok farklı devletin olanakları yok. Bu olanakları olan hepimize gelecek, bunu anlatacak. Ben bunu bir siyasi polemik değil, meselenin ciddiyetine verdiğim önem ve meclis kürsüsünden söylenen bu söze atfettiğim öneme binaen söylüyorum. Bunu bir siyasi polemik alanı olarak değil, derhal üzerinde müzakere edilmesi gereken bir alan olarak geldi. Efendim Bahçeli'nin birincisi şunu söyleyeyim. Bana ilişkin yaptığı tehditler hız gelir, tırız gider. Biz bunların nicesini Sayın Bahçeli'den de siyaset arkadaşlarından da duyduk. Sonrasında da ben yine de makamına saygıdan, yaşına hürmeten kendisine gittim, elini sıktım. Benle ilgili kısmı kolay. Çok kolay. Ama kayda geçsin. Kayda geçsin diye söylüyorum. Halk TV'nin muhabiri var mı buradaki? Kayda geçsin. O dört arkadaşımızın kayda geçsin programında konuştuklarından dolayı bugün tehdit eden dört arkadaşımızın kılına zarar gelirse failin kim olduğu değil, azmettiricinin kim olduğu bellidir. Bu konuda çok daha sorumlu davranılması gerekir. Kayda geçsin ki eğer o arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse artık azmettirici bellidir. Bütün milletimize bu tavrı şikayet ediyor. Devlet Bey, bu toplumda bir dönem ülkücüleri sokaktan çekmekle, mafyatik ilişkilerden arındırmakla takdir görüyordu. Bundan övünüyordu. Bu anlatılıyordu. MHP'nin hikayesi buydu. Ne oluyoruz şimdi? Dört tane gazeteciyi, savunmasız gazeteciyi bulmuş ve onlara tehditte bulunuyor. Kayda geçsin ki yanlarına kalmaz. Kayda geçsin ki yalnız değiller.
kayda geçsin ki bu üslup siyaset üslubu değil. Bu üslup Devlet Bey'e, bir siyasi parti genel başkanına yakışan bir üslup değildir. Bu ülke ne? Ben tamamen farklı bir siyasi görüşlerim ama bir başka partinin gençlik örgütünün, ülke ocaklarının başkanının cenazesinin başkentte yerde bırakılacağı ülkedir. Ne de bunu soruşturan gazetecilere ya, soruşturmayandan hesap sormak lazım. Niye mesleğini yapmıyorsun diye. Bunu konuşan gazetecilere tehdit savurmak neyin nesidir? Kayda geçsin ki belki de Devlet Bey siyaset hayatının en büyük ayıplarından birini yapmıştır, kusurlarından birini yapmıştır. Şimdi arkadaşlar, Filistin'e gitme meselesiyle ilgili Mahmut Abbas yaptığımız telefon görüşmesinde ben Filistin'e gelecektim 15 Nisan'da sözleşmiştik sonra hava sahası kapandı deyince Özgür Özel bizden gün beklemez, Cumhuriyet Halk Partisi beklemez, geleceği günü bize bildirir dedi. Biz bunun üzerine İsrail'le temas halindeyiz. Hatta tarifeli uçak iptal oluyor, oluyor, bu oluyor. Özel uçak opsiyonunu da kullanarak gideceğiz. Dışişleri Bakanı güvenliğimizi sağladığımız gün uçuşa izin vereceğiz dedi. 4 tane İsrail'de hepinizin malumu birkaç gün süren dini bayramlar var İsrail'de, Filistin'de. Bu ayın sonuna doğru bir tarih vereceklerini söylediler. Biz de o kadar beklemesek iyi olur dedik. Ayrıca biz Filistin'e Ramallah'a bir sosyalist internasyonel toplantısı tertip etmek için konuştuk. Bu konuyu da oraya gittiğimde görüşeceğim. Meselenin özü sözü budur. O diğer sorudan da kaçtığım düşünülmesin. Gündüz yanıtladım diye döndüm buradaki soruyu aldım ama açıkça şunu söylemek gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi, tabii bunları konuşmak gerekiyor. 1946'da İsmet Paşa meclise girer. CHP'ler ayağa kalkar, hararetle alkışlar. Demokrat Partililer oturur. Demokrat Parti der ki bu meclis kimsenin önünde ayağa kalkmaz. CHP'liler de der ki reisi cumhurun önünde kalkılacak. Sonra 1950'den sonra roller değişir. Bu sefer reisi cumhur olarak Demokrat Parti'den seçilen cumhurbaşkanı girince içeriye CHP'ler ayağa kalkar alkışlamaz. Demokrat Partililer oturduğu yerden hararetle alkışlarlar. Celal Bayar. O günden bugüne bu mecliste bu hep süre gelmiştir. Biz bugüne kadar Abdullah Gül'e her zaman Erdoğan'a 4 kez kalktık. Ama siyasi tansiyona göre kalkılmadı oldu, kalkıldı oldu. Ben böyle gündeme gelmesini siyasetin millete faydalı bir iş olduğunu düşünmüyorum. Millet diyor ki ya ben seni seçtiğim gibi Cumhurbaşkanı da seçmişim. Evet, o halde değişen bir anayasa hep isyan ettik. Ediyorum, etmeye devam edeceğim. O hal şartlarında yapılan ilk seçim, ikinci seçim. Ama Anadolu'da insanlar diyor ki itişmeyin, kakışmayın, sorunlarımı çözün. Biz makama saygıdan gelirken yeminine uygun bir konuşma bekleyerek ayağa kalktık. Konuşma bir siyasi parti lideri konuşmasıydı. Giderken kalkmadı. Seneye geldiğinde ekstra şartlar oluşmaz, bu meclise bir saygısızlık olmaz, bir şey olmazsa ve seneye kadar seçim yapılmazsa yine ayağa kalkarız. Ondan sonraki senesi yok zaten. O zaman Sayın Erdoğan'ın grubu Cumhuriyet Halk Partili bir cumhurbaşkanına kalkacak. Ama o cumhurbaşkanı o gün partisiyle bağını koruyor mu? Bence korumuyor olacak. Ama bizden seçilmiş bir cumhurbaşkanı olacak. Normalleşme dediğiniz Devlet Bey'le demede el sıkıştırır. Normalleşme dediğiniz emeklinin, işçinin, memurun, esnafın, çiftçinin sorunu konuşulsun diye ayağa kalktı kalkmadı tartışmalarını bir tarafa bırakır, milletin derdini konuşur. Son derece memnunuz. Milletimiz de yaz boyunca bütün arkadaşlar seçim bölgelerinden geldi. Bu tutumun büyük bir karşılığı var. İnsanlar bizi konuşun ama suni gündemlerin peşine takılmayın diyorlar. Takılmadığımız için de son derece memnunuz. Mevkii Hatay çıkıyor. Zaman zaman bir de Ankara'da
yapmışsınız, Anadolu turu diye bir şey olacak. Şimdi bir kez Hatay çok önemli. Ben bunu defalarca söyledim. Yazın çok sayıda heyetimiz gitti geldi. Şimdi artık Hatay'a 2 günlük bir ziyaret yapıyorum. Ardından MYK'yı toplayacağım. MYK'yı zaman zaman başka şehirlerde toplayacağım. Ama Hatay'ın, Gaziantep'in, Samsun'un, Kocaeli'nin Cumhuriyet Halk Partisi açısından siyaseten önemi var. Ama Hatay'ın apayrı bir önemi var. Hatay, Atatürk'ün kişisel meselesi olduğu gibi hepimizin kişisel meselesi. Hatay'ın sesi duyurulması gereken çok sorunu var. Çok rapor okudum. Arkadaşlarımız çok önemli temaslar yaptılar. Grubumuz çok güzel çalıştı. Takip ettiniz yazın Hatay'da. Bundan sonra daha çok Hatay'da olacağız. Deprem bölgesindeki diğer illere de 5 sıra ziyaretlerde bulunacağız. Teşekkür ediyoruz.